İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burası çok keyifli de bir alan. Nevşehir merkezdeyiz. Akademi Sigorta'da. Ama buranın faaliyetlerinden ve tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerime ben sizleri tanıtmak istiyorum. İbrahim şu an kimdir ve Akademi Sigorta'nın hikayesini bizimle paylaşabilir mi? Buyurun efendim. 1984 yılında Nevşehir'de doğdum. İlk orta ve liseyi burada okudum. Nevşehir Üniversitesi, şimdiki adıyla Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde oyun lisans eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde lisans okudum ve 2017-2018 yıllarında da yüksek lisansı yapıp yüksek lisans mezunu oldum. Akademi Sigorta'yı da evet. Bu şekilde kurmuş oldunuz. Evet, Lütfi Koyer'le beraber evet. Ortak olarak başladık bu işe. Lütfi Bey zaten bankacı olarak faaliyet gösteriyor. Evet. Orayı bıraktı. Biz de beraber çalışmaya devam ediyor. Evet, ona i̇şte buradan böyle. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Siz ticareti çekirdekten öğrenerek evet. Yapmışsınız. Ufaklığınızdan bir bunun işin içerisinde ve inceğin inceliklerini öğrenerek de ama. Evet. Buranın birazcık hizmetlerini açmak istiyorum. Akademi Sigorta deyince akla neler gelmeli? Akademi Sigorta deyince akla kalite gelmeli. Ondan sonra verdiğimiz hizmetlerden dolayı kalifiye personellerimiz, güler yüzlü personellerimiz gelmeli. Yaptığımız iş poliçe. İşler nedir? Hizmetleri biraz açalım mı? Yaptığımız iş işte poliçe falan düzenlemek. Bu gibi poliçe yani, sigorta işlemleri tabii, diyoruz aslında. Sigorta işlemleri. Ne tür sigortalar bunlar İbrahim Bey? Kasko, trafik, yangın, ferdi kaza, iş yeri, konut bu gibi sigorta faaliyetlerinde bulunuyoruz biz. Taşıt. Birazcık konu başlıklarını açabilir miyiz? Neden bizler sigorta yaptırmalıyız? Çünkü birçok kişi bilinçsiz bu konuda. Haklarımızı da bilmiyoruz aslında. Bunlarla ilgili birazcık bilgi verebilir miyiz? Şimdi sigortayı insanlar artık bir maliyet olarak görüyorlar. Aslında sigorta geleceğimizin bir teminatıdır. Hı hı. İş yerlerimizi garanti altına alıyoruz biz aslında ama insanlarımız bu konuda bilinçsiz davranıyorlar. Evet. Maliyetli olmaktan çıkması gerekiyor aslında sigortanın. Aslında şunu diyebiliriz, sigorta yapmazlarsa daha çok maliyet çıkıyor. Tabii. Bu gibi yani sigortayı yapmak zorundayız aslında. Evet, peki. Sizler gibi aslında birçok da sigorta firması var. Bu tarafta, evet, bu bölgenizde, merkezinizde. Sizi onlardan ayıran özellikle de biz siz neden tercih etmeliyiz? Bizi tercih etmemizin sebebi acentesi bulunduğumuz sigorta şirketlerinin teminatlarının daha kısa sürede ödemesinden dolayı bizi tercih etmek zorunda edebilirler. Bir de sigorta şirketimizin hasar sigortalarına, kaskolarına vermelerinden dolayı bu şekilde bizi tercih edebilirler. Tabii. Olmazsa olmazlarınız arasında. Tabii. Peki hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Çünkü çok önemli bir sektör aslında. Bir tık daha sizinki çok daha önemli. Çünkü hataya mal vermeyen bir işiniz var. En ufak bir hatada, en ufak bir sözleşmenin içerisindeki bir maddede insanların birçok hatasına mal olabiliyor. Biz nelere dikkat etmeliyiz ve siz neler yapıyorsunuz bu konuda hizmet verirken? Siz nelere dikkat etmelisiniz? Sigortanın tabii poliçelerin içeriği önemli, çok önemlidir. Bu konuda bazı arkadaşlarımız maalesef sigortada bazı oynamalar yapıyor. Bu da tabii birey için sıkıntılar doğurabiliyor. Hı hı. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor tabii. Aslında bu işi yapan birçok da bizler de tüketici olarak da hep ucuz fiyat politikasına gideriz. Evet. Nerede ucuz, nerede daha az fiyat varsa oraya ama dikkat etmemiz gereken nokta sigorta diyoruz ve bu işi yapan merdiven altı firmalar da var. Var. Bu işi ciddi yapan bir firma olduğunu bizler nasıl anlayabiliriz? Sizlere ulaşamayan izleyicilerimize neler söyleyebilirsiniz? Bu işin ciddi bir iş olduğunu anlayabilmemiz için sigorta şirketlerinin güvenilir olmasında ilk önceki adım bu olması gerekiyor. Bu gibi yani. Kurumsal olması gerekiyor. Sigorta şirketinin güvenilir olması gerekiyor. Acentenin de o şekilde güvenilir olması gerekiyor. Evet. Ve bunların belgelerinin gerçekten de alınmış olması gerekiyor. Evet. Bir diğer konuda aslında insanların şunu merak ediyorlar. Bizler sigorta yaptırıyoruz ama günü geldiği zaman otomatik olarak yenileniyor. Bizlere sormadan yeniliyor. Evet. Bu konuyla ilgili açıklık getirebilir miyiz? Bu konuyla ilgili tabii bu konu birebir müşteri ve
acentenin samimiyetine bağlı. Hı hı. Ondan dolayı yeniliyorlar. Yoksa acente ile müşteri arasında bir güven problemi varsa yaptırmıyor müşteri kendisi. Yani aslında otomatik olarak yenilenme yok. Onlar istemeden bir şey yapmıyoruz diyorsunuz sizler, değil mi? Evet. Siz konuşurken de başarının tesadüf olmadığını da anlıyoruz. Siz sürekli yeniliklere imza atan, burada çok da güzel yorumlara da sahip olan bir firmasınız. Yalnız değilsiniz elbette bu yolda. Evet. Başarı tesadüf değil çünkü. Arkada bir ekibiniz de var. Kaç kişilik ekibe sahibiz İbrahim Bey? Toplamda 4 kişi çalışıyoruz. Lütfü Bey var ortağım. 2 tane de personelimiz var. Evet. Hangi beraber bölgeye daha çok hizmet veriyorsunuz? Genelde İç Anadolu bölgesine hizmet veriyoruz ama bizim hedefimiz Türkiye geneli. Yani oradan talep gelirse de karşılayabiliriz aslında. Harika. Peki sizi ben daha önce ilk yıllarınıza geri götürmek istiyorum. Burayı ilk kurduğunuz zamanlara, o sandalyeye oturduğunuz zaman elbette kendinize ait bir iş yeri, çok büyük hedef ve hayallerle kurulur bir iş yeri. Tabii. Hedef hayal bitmez diyoruz ama bu anlamda şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Şu an olmak istediğimiz yerdeyiz ama daha ileriye düşünüyoruz. 2019'da farklı projeler farklı projelerimiz vardı. Kurumsallaşmayı daha çok düşünüyoruz, şubeleşmeyi düşünüyoruz. Bu gibi adımları atmayı istiyoruz. Altı pazarlıklarımız var. Evet. Size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz ve çevrenizdekileriniz ulaşabilirler. İletişim numaralarımızı ve adresleri söyleyebilir miyiz lütfen? Akademi Sigorta'nın web sitemiz var. akademisigorta.com diye. Oradan ulaşabilirler. Instagram hesabımız ve Facebook hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirler. Evet, peki oraya ulaştıkları zaman sizleri tabii ki proje teslim ediyorlar aynı zamanda. Evet. Sizler tazminatlarla ilgili de yardımcı oluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Kişilerin haklarını bilmeleri adına. Bu süreç kaç zamanda gerçekleşiyor İbrahim Bey? Bu süre teslim edildikten sonra ne kadarlık bir sürede insanlar sonuç alabiliyorlar? 15 gün bir süre zaman zarfında bir sonuç alabiliyorlar. Peki, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere, kaliteli hizmet anlayışınıza, bölgeye kazandırmış olduğunuz bu güzel hizmete çok teşekkür ediyorum. Son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, izleyicilerimize ve personelinize neler söylemek istersiniz? Buyurun. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Personellerimize çok teşekkür ediyoruz ve bizi izleyen herkese buraya davet ediyoruz. Bekliyoruz herkesi. Güvenli hizmet deyince akla sizler gelmesi için bizler de buradan davet gönderelim. Sigorta işiyle ilgili de Nevşehir Merkez'de sizleri bulsunlar. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Teşekkür ederim. Farklı projelerinizde şubeleştiğinizlere görüşmek üzere. Hoşçakalın İbrahim. Teşekkürler. Sağ olun.